Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet artık 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Yaza veda edip sonbahara merhaba diyeceğiz ve Eylül sizin ayınız. 22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda olacak. Bu ay doğan tüm Başaklarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Kuşkusuz Eylül ayındaki gezegen hareketleri de sizin için çok önemli olacak. Her şeyden önce Güneş'in yaşam enerjisi, enerji kaynağımız, Güneş'in burcunuzda ilerlemesi hem sizi biraz daha ön plana çıkarıyor, hem de hayatınızda olup bitenleri şekillendirme adına daha güçlü tesirler getiriyor. Hemen ayın başında 2 Eylül'de Balık burcunda sizin için de çok önemli olan bir dolunayla başlayacağız aya. 10 derece Balık burcu dolunay 7. evinizde meydana gelecek. Evet, ilişki evinizi aydınlatan, bu anlamda önemli farkındalıklar getiren bir dolunay aslında. Dolunayla beraber süre gelen ilişkilerinizde önemli kararlar verebilirsiniz. Evet, evlilik teklifleri alabileceğiniz, evlenmeye karar verebileceğiniz, hatta evlenebileceğiniz bir dolunay tesirinden bahsediyoruz. İş birlikleri olabilir, ortaklıklar olabilir, yakın arkadaşlıklar olabilir, eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konu ve kavramlar bu dolunayda daha bir görünür hale gelebilir ve siz de bu anlamda önemli bir şeyler fark edebilir, aydınlanabilirsiniz. Evet, bu dolunay tesirleri ayın ortasına kadar olan süreçte çok önemli görünüyor. Üstelik Başak Burcu'ndaki Güneş, Boğa Burcu'ndaki Uranüs ve Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le de ayın 10'una kadar güzel açılar içerisinde olacak. Yani hayatımızda uzun vadeli yapılandırmalar yapmak için Eylül ayı bize önemli fırsatlar sunacak bir ay. Hani hiçbir şey gelip geçici değil, daha kalıcı, daha uzun vadeli olacak, daha sağlam temelli olacak gibi görünüyor. Bu şekilde bakmakta, bu şekilde değerlendirmekte fayda var sevgili Başaklar. Peki bu dolunay her Başağı aynı şekilde mi etkileyecek? Öncelikle tabii ki kişisel haritalarımız önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Doğum günü özellikle 28 Ağustos'la 6 Eylül arası olan Başak burçlarımız birinci olarak etki alıyorlar, güçlü etki alıyorlar ve yükselen burcu 10 derece ve yakınlarında olan yine yükselen başaklarımız etki alıyorlar. Ve bunun yanı sıra kişisel doğum haritalarınızda 10 derece ve yakınlarında yerleşmiş gezegenleriniz varsa tesirleriniz daha da artacaktır. Daha güçlü etkiler alacaksınız. Yani bu daha kadersel, daha güçlü bir dolunay etkisini, hayatınızda daha değiştirici, daha dönüştürücü bir dolunay tesirini getiriyor diyebiliriz. Evet, genel olarak daha yapıcı, daha şanslı, sizin adınıza bereketli ve verimli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Gezegeniniz Merkür ayın 5'ine kadar Başak Burcu'nda. Ayın 5'ine kadar yine çok dikkatliyiz, detaycıyız, ayrıntılara çok takılıyoruz. Ama ayın 5'inden sonra biraz daha rahatlıyoruz. Biraz daha işbirlikçi davranmamız, biraz daha anlayışlı olmamız, biraz daha hani paylaşımına dönük olmamız mümkün. Ve Merkür ticari anlamda, parasal kazançlar anlamında da para evinizden geçeceği için hani düşünce anlamında, fikir anlamında ya da ticari anlamda size daha olumlu tesirler de ayın 5'inden itibaren getirmeye başlayabilir. 6 Eylül'de Venüs Aslan'a geçiyor. Venüs Aslan'da 12. evinizde olacak. Bu genel itibariyle biraz daha hayatınızda konfor, iş çalışma koşullarındaki destekler, genel olarak ruhsal ve manevi açılımlar anlamında olumlu olabilir. Hatta böyle keyif ve konfora biraz düşkünlük verebilir gibi görünüyor. Zaman zaman Venüs 12. evinizden geçerken belki fırsat bulup kendinize bu anlamda bir dinlenme, bir tatil, bir keyif yapma imkanı da bulabilirsiniz. İş ortamınızda iyileşmeler olabilir, rahatlamalar olabilir veya sağlık anlamında da bazı güzel, keyifli destekler olabilir. Güzelleşmek, estetik ve benzeri konularda da hani bir diyete başlama ya da hani biraz daha hani iyileşme yönünde güzellik anlamında arayışlarınız da Venüs Aslan'dayken güçlü bir şekilde etkili olabilir. Aslında önümüzdeki Ekim ayında da bu tesirler devam edecek gibi görünüyor sevgili Başaklar. Evet, 9 Eylül, 8 Eylül Güneş-Jüpiter üçgeni sizin için oldukça aslında verimli, şanslı bir gökyüzü var.
Bunu maddi manevi her alanda olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 11 Eylül, 12 Eylül'de biraz ilişki dinamiklerinizdeki duygusallığa dikkat edin. Çok duygusal olabilirsiniz. Çok etki altında kalabilirsiniz. Daha gerçekçi hareket etmekte fayda var. Ve bu ay önemli bir gezegen hareketimiz var. Mars retrosu başlayacak. 2020'nin aslında en önemli gezegen hareketlerinden birisi ki kişiselden ziyade toplumsal alanlarda güçlü bir etki meydana getirebilir. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımda Koç burcundaki Mars hareketi ve retrosunu anlattığım videoyu lütfen izleyiniz. Evet, 10 Eylül'de başlıyor Koç burcunda ve 15 Kasım'a kadar devam edecek. Bu alanlarda özellikle para harcama alanlarında biraz inisiyatif alırken daha temkinli olmakta fayda var. Yani borçlanırken, yatırım yaparken, eşimizin kaynaklarını değerlendirirken temkinli olmamız gerekiyor. Çok fazla yeni girişim yerine özellikle finans konularında biraz daha hani içinde bulunduğumuz mevcut şartları değerlendirmek, belki gözden geçirmeler yapmak daha olumlu olabilir. Ve 8'den geçen bir Mars retrosu bu dönemde özellikle sağlık alanında ufak tefek de olsa biraz kazalara, sakarlıklara açıklık verebilir. Sadece Eylül ayıyla ilgili değil bu. 15 Kasım'a kadar olacak bir süreçten bahsediyoruz. Ameliyat ve operasyon gibi alanlarda da Mars retrolarına dikkat etmek gerekiyor. Çok acil değilse hani böyle bir operasyon, bir ameliyat, bir tedaviyi biraz ertelemekte belki fayda olabilir sevgili Başaklar. Evet, 13 Eylül'den itibaren Jüpiter Oğlak Burcu'nda artık ileri harekete dönüyor. Bu sizin için destekleyici bir gelişme. Çünkü Oğlak toprak elementi ve Jüpiter orada size güzel bir açıda. Yaklaşık 4 aydır retro hareketinde olduğu için Jüpiter biraz imkanlarını azaltmıştı. Şimdi ileri harekete dönecek. 19 Aralık'a kadar da bereketli, size de destek olan bir Jüpiter var sevgili Başaklar. Bu anlamda yaşamdan keyif alma olsun, işte çocuklarınızla ilgili beklediğiniz olumlu gelişmeler adına, aşk hayatınızla ilgili gelişmeler adına Jüpiter'in olumlu tesirleri güçlenecek diyebiliriz. Ve 17 Eylül'de burcunuzda, Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Güçlü bir yeni ay, 25 derece Başak Burcu'nda. Yeni ay, yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar demek. Ve özellikle doğum günü 13-21 Eylül arası olan Başaklarımız, Güneş Burcu 25 derece yakınlarında olanlar ve yükselen Başaklar, yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay size yenilikler getirecek anlamına geliyor. Yenilikler hayatınızın her alanında olabilir tabii. Tamamen yine doğum haritalarınızla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Hani kendi imajınızla ilgili bir yeni adım, değişiklik yapabilirsiniz. Yeni bir iş girişimi, kariyerle ilgili başlangıçlar, kararlar verebilir, yer değişiklikleri yapabilirsiniz. Eviniz, aile ortamında olabilecek tesirler. İlişki dinamikleriniz zaten ay boyunca önemli. Hani ilişki dinamiklerinizle birlikte bir işbirliği ya da evlilik, önemli bir ilişkiyle bağlantılı olarak da hayatınızda yeni açılımlar olabilir. Evet, bu yeni ay Satürn'den güzel bir tesir alıyor aslında. Üçgen açısı var. Ve yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar toprak ve su burçlarındaysa bu yeni ayın size çok daha güçlü tesirler getirmesini, çok daha yapıcı etkiler getirmesini aslında bekleyebiliriz sevgili Başaklar. Ayın geri kalan bölümünde bu yeni ay enerjileri yavaş yavaş hayatımıza dahil olmaya başlayabilir. Evet, 22 Eylül'den itibaren Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Bu süreçten itibaren artık daha çok parasal konularımızı, kazançlar alanımızı aydınlatmaya başlayacak. 29 Eylül'de Satürn de ileri harekete dönüyor ve Satürn 17 Aralık'a kadar Oğlak Burcu'nda ileri harekette olacak. Jüpiter'le beraber Aralık ayına kadar 5. ev konularınızdaki yapılandırmaları güçlendiriyor. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili, geleceğinizle ilgili konular, aşk hayatınızla ilgili daha ciddi kararlar, genel olarak yaratıcı yönleriniz ve size ait bazı yeteneklerinizi değerlendirme, değerlerinizi kullanma yöntemleri, maddi değerlerinizi kullanma yöntemleri ki bu belli başlı yatırımlar olabilir, iş içinde olabilir veya bir yatırım aracı da olabilir. Hani tüm bunlar artık Aralık'a kadar Jüpiter'in ve Satürn'ün ileri harekete dönmesiyle beraber
daha uzun vadeli yapılandırmalar olarak hayatımızda yer etmeye başlayabilir sevgili Başaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Başak. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.